Haberin merkezinden, ATV Haber merkezinden iyi akşamlar. Bugün 19 Kasım 2023 Pazar. Türkiye, bölgesindeki her krizde olduğu gibi İsrail'in Gazze'de işlediği suçlar için diplomasi alanında bir kez daha devrede. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Gazze'ye ölüm ablukasını aldığı 7 Ekim'den bu yana baş döndüren bir görüşme trafiği yürütüyor. Son durağı Almanya'ydı. Dünyanın manşetlere taşıdığı kritik mesajlarını oradan verdi. Almanya dönüşü ise dikkat çeken ve içeriği tarihsel mesajlarla dolu bir ziyarette bulundu. Erdoğan, Osmanlı döneminde Yahudilerin Filistin'de toprak satın almasını yasaklayan Sultan II. Abdülhamit Han'ın türbesini ziyaret etti. Binlerce Filistinli şu anda İsrail öldürdü mü? Öldürdü. Hastaneleri yok etti mi? Etti. Kiliseleri vuruyor mu? Vuruyor. Peki sen bir Hristiyan olarak bu kiliselerin vurulmasından rahatsız olmuyor musun? Bunlara karşı niye bir tavır koymuyorsunuz? 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü Gazze diplomasisinde son durağı Almanya oldu. Dünya kalıcı barış için yola çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerini bir kez daha manşetten verdi. Bakın ben rahat konuşuyorum. Çünkü bizim İsrail'e borcumuz yok. Ama borçlu olanlar rahat konuşamıyorlar. Biz Holokost cenderesinden geçmedik. Erdoğan İstanbul'a döner dönmez de dikkat çeken bir ziyaret gerçekleştirdi. Osmanlı tarihine Filistin politikasıyla damga vuran Sultan II. Abdülhamit Han'ın türbesini ziyaret etti. Başta Gazze'li kardeşlerimiz olmak üzere Ya Rabbi yardım eyle, Ya Rabbi yardım eyle, Ya Rabbi yardım eyle. Abdülhamit Han gelecekte devlet kuracaklarını öngörerek Yahudilerin Filistin'e yerleşmelerini yasaklamıştı. Cumhurbaşkanı Abdülhamit Han'ın o mesajını zamanlaması dikkat çeken ziyaretiyle İsrail'i hatırlattı. Milli Türk Talebe Birliği 62. Genel Kurulu'nun ardından Sultan II. Abdülhamit Han'ın türbesine geçti. Bir süre orada bulunan kalabalıkla sohbet etti, sıra duaya geldi. Zulmedenleri ve arkalarında duranları Kahhar ismi şerifi hürmetine kahru perişan eyle ya Rabbi.